Allah aşkına kız bir göstersene şu huzurun resmini nasıl çizdin bir göreyim. Ne olur. Çizdim işte kendime göre canım. Maşallah sizin de amma çok dileğiniz varmış. Ay yok yavrum yani benim bu saatten sonra dileğim ne olacak? Benim her şey evladım için. Kendi için bir şey dilediyse ne olsun? Ay Şeref geldi. Ay Şeref. Gel 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 bak sen de bir şey dile gel. Hoş ne dileyim? Benim dileğim gerçek oldu zaten. Vay bak 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 bak. Kuzey'i niye getirmedin? O biraz yoğun. Sabaha kadar uğraşacak gibi görünüyor. O kadar yani. Yarın kafenin açılışı var ya. Günlerdir görmüyoruz malum. O yüzden haberimiz yok. Kaçıyor işte. Ay bu Hıdrellez ağacından çok yılbaşı ağacına benzedi böyle süslü püslü. Vallahi öyle oldu. Ay Şeref, tatlım ya şunu şöyle bir kenara tabii, çekelim tabii. Mi? Ondan sonra da güzel bir çay devleriz, içeriz ha? Hadi sen yaparsın. Oh, sağ ol canım. Hadi şimdi çay içelim. Tamam. Kuzey için her şey güzel olsun. İyi insanlarla karşılaşsın. İyi, mutlu bir hayatı olsun. Kuzey çok mutlu olsun. Ben sensiz nasıl mutlu olacağım ki? Hesap günü geldi işte. Pislikleriniz, yalanlarınız hepsi teker teker ortaya dökülüyor. İnsanların parasını çaldınız, güvenleriyle oynadınız. Daha fazla kazanmak için hırsızlık yaptınız ama artık bitti. Artık kimseyi kandırmanıza izin vermeyeceğim. Kes kes. Şovunu ben gittikten sonra yap. Beni küçümsemek neymiş gördün değil mi şimdi? Seni mahvedeceğim, kork benden. Barış Bey lütfen. Bundan sonra sen kork benden. Ömrünün sonuna kadar hapiste kalman için bütün pisliklerinizi dökeceğim ortaya. Öldürürüm seni. Ne? Ne yaparsın? Barış Bey. Kapa çeneni yoksa seni öldürürüm. Duydunuz değil mi? Şahitsiniz hepiniz. Beni ölümle tehdit ediyor. Barış Bey gidelim. Tehditlerine beni korkutamazsın. Bu ülkede adalet var. Beni korkutamayacaksınız. Duydun mu beni? Dolandırıcılığınız ortak olmadığım için evliliğimi bitirdiniz. Beni karımdan ayırdınız. İşime son verdiniz. Ama bunlara boyun eğmeyeceğim. Duydunuz mu? Kandırdığınız insanların yanında yer alacağım. Adaletle yerini bulana kadar savaşmaya devam edeceğim. Dur bakalım. Yanlış atı oynadın Sümer Tezkan.
Neden bahsettiğini anlamıyorum. Bana oynama. Seni bu işe Ferhat'ın soktuğunu biliyorum. Barış'ın şirketinden $1 milyon atladığını da biliyorum. Hiçbir şey ispat edemezsin. Öyle mi dersin? Bak bakalım şöyle. Ferhat'ın sana bavul bavul para verdiğinin şahidi var. Simay, hem benim tarafımda hem de sana çok kızgın. Benden ne istiyorsun? Barış'ın aleyhine şahitlik yapacaksın. Ben de seninle ilgili herhangi bir iddiada bulunmayacağım. Ya hayır dersen? Tabii bunu da diyebilirsin. O zaman Barış paçayı kurtarır, sen de yaptığın bu işten dolayı hapis edersin. Karar senin. Hiç kimseyi kandıramayacaksınız. Bütün pislikleriniz ortaya çıkacak. Sen de gerçekleri itiraf et. Adaletten kaçamazsınız. Ver beni lütfen. Ben de seni arayacaktım. Ne yap et? Güney'in nerede kaldığını öğren. Neden? Onun ağzını kapamamız lazım bir an önce. Barış Bey, lütfen. Kızgınlık da söylüyorsun. Sümer, duydun mu beni? Adresini bul bana. Şu durumda hiç iyi bir fikir değil. Ne diyorsam onu yap. Kahretsin. Ne zamandır bu durumun farkındaydınız? Evliliğinizin bu sebepten dolayı bitti, doğru mu? Arkadaşlar, biliyorum sorularınız var ve cevaplar arıyorsunuz. Ama şu an hukuki bir süreç başladığı için çok fazla konuşamıyorum. Hatta hiç konuşamıyorum. Yalnızca şunu bilmenizi istiyorum. Hani adaletin yerini bulması için elimden geleni yapacağım. Tehditlere de boyun eğmeyeceğim. Güney Bey, tehdit mi ediliyorsunuz? Evliliğiniz de bu yüzden mi bitti? Yani bu konuda da konuşamıyorum ama herkesin elinde olduğunu biliyor zaten. Takdiri size bırakıyorum. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ ol. Güney Bey, biraz daha. Güney Bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Eyvallah, hayırlı işler. Sağ olasınız. Yine beklerim. Sağ ol. Ay. Ya sen. Güzel. Allah'ım ya. Ya önüne baksana, devirecektin beni az kalsın. Ben şey, Zeynep'e mesaj yazmaya çalışırken telaştan görmedim. He. Ne haber? İyi, sen ne? İyi vallahi, ne olsun ya. Ben de işte öyleydim. Nereye gidiyorsun böyle koştur koştur? Müşteriye. Sen nereye böyle? Çok şık olmuşsun. Makara kafenin açılışına gidiyorum. İş adamıyız sonuçta. Mecbur yani, böyle olmak zorundayız yani. Hayırlı olsun. Bu kaçıncı ya? Hızına yetişemiyoruz valla. Ya fena gitmiyor işte işler. Koşturuyoruz yani. Senin nasıl gidiyor? İyi işte, fena değil. İnternet sitesi faaliyete geçti bizim de. Oradan birkaç iş geliyor ufak tefek. Şimdi ona koşturuyorum. Bir okula gidiyorum. Okul çayı organize ediyoruz da. Ya bir şey söyleyeceğim. O internet işi falan tutulursa arkası gelir onun kesin. İyi vallahi, şimdilik fena değil. Yarın bir doğum günü için teklif vereceğiz. 12'sinde anneler günü için bir huzur evinde organizasyon düzenliyoruz. Güzel. Senin doğum günün aynı 13'ündeydi değil mi? Hatırladım. Niye unuttun ki? Ne bileyim, insan meşgul olunca unutur. Yok canım, şey yapmadım yani. Unutmadım yani. Unutulacak bir şey değil. Şey söyleyeceğim, yalnız o gün yani eğer kutlama falan yapacaksanız ben... O tarihte benim bir işim var. Şey yapamayacağım yani, kutlamalara katılamayacağım. Ha. Ben de zaten kutlamayacağım ki. Yani belki sen döndüğünde bir şeyler yaparız. Ya hele bir o zaman gelsin bakarız ya. Hele bir o zaman gelsin. Şey söyleyeceğim, ben dün sizin evin oradan geçiyordum da şeyi gördüm. Bu gül ağacına bir şeyler falan asmışsınız. Bu dilek milek falan bir şey mi dilediniz, ne yaptınız? Hıdrellez ya. Gül ağacı da bir tek bizim bahçede var. Herkes dileğini getirdi. Sabahın köründe de annem böyle gözümüzden uyku aka aka sahile dikti hepimizi. Daha hava ağarmadan hepimiz dileklerimizi denize attık. O saatte görsen var ya, sahil böyle vıcır vıcır, insan kaynıyor. Dileğini kapan gelmiş. Kuzey, benim gitmem lazım. Görüşürüz, tamam mı? Tamam. Bir ara yani müsait olduğunda
Görüşelim. Hasret kaldık. Görüşürüz. Görüşeceğiz.